Peki resmi olarak yarışmanın bireyselleştiği ilanı yapıldı değil mi? Bu saatten sonra ben Barış'ı rakip görüyorum diyelim. Barış dokunmaz da oldum. Potaya senin ismini veriyorum. Zaten 3 kişi girecek potaya. Söylediğin isim elenmiyor ki. Ama ben Barış'ın potaya girmesini istiyorum dediğim zaman bir ayıp mı etmiş oluyor? Ben burada bir yorumcu olarak çok doğru bir hamle olarak yorumlarım. Barış'ın ismini vermeni de Sercan'ın da Nisan'ın da ya bu bir rekabet. Şimdi bu o alırsa o da beni versin. Hı, ben böyle bir oyun isterim ya. ya. Şu evet. anda bir oyun değil mi? Biz bunu evet. bilgisayarda oynadığımızı düşünsek ne yapacağız? Hı. En güçlüleri birbirine kırdırmaya çalışacağız. Hı. Yani satrançta da bu her yerde bu böyledir yani. Buna göre oynarsın. Ama gelebilir. Barış'ın göre ismini yani. vermeyebilirim. Çünkü ben 3. da Barış'ın gitmeyeceğini öngörürüm. Ona göre daha farklı bir hamle yaparım. O ayrı mesele. Ama Cemalcan böyle varyasyonlar düşünerek Evrim'in ismini vermedi. Çünkü Evrim ismi emin olun bir haftadır adanın her yerinde yankılanıyor. Bunu bilin. Zaten ne dedi? Berkan Bar Baraka da Evrim'in yüzüne söyledi. Çok başarılısın. Bunu konuşamamıştım. Çok başarılısın. Bu kadar nefret edilen biri olmak büyük başarı. Herkes senden nefret ediyor. Algı nedir? Nasıl yapılır? Berkan onu bize anlatıyor. Az önceki tanıtımdaki ben de, tam röportajda da olacak. Evrim'e karşı bir algı mı yapılır? Var. Berkan yapıyor. algı algı, algı çalışması civer. yapıyor. Berkan evrime karşı algı çalışması yapıyor. Herkes senden nefret ediyor. Herkes kimse seni sevmiyor. Herkes senin hakkında kötü düşünüyor. Kim o herkes? Kim o herkes? Herkesi söyleyelim. Kim o herkes? Tek başına gelmiş orada söylüyor bunu. Belki Cemalcan gelecek. Elif var mesela. Elif'in Evrim'den nefret ettiğini düşünüyor musunuz siz? Ama Elif adına da konuşuyor Berkan. Herkes adına konuşuyor. Herkes adına algı algı çalışması yapıyor işte. Burkancığım bu arada şeyi de konuşalım abi. O çok önemli. Elif niye ağlıyor? Elif niye alıyor ama Sema'nın da bu konuyla ilgili tamam, oraya, bir fikrini alayım. Soruyorsun. Hem Berkan'ın Berkan'ın bir çıkışı evrime karşı olan çıkışı hem evrimin yani tanıtımla ilgili fikirlerini alayım ondan sonra Şöyle sen, alamaz. Şimdi zaten hani bir sürü şey konuşuldu evrimin konuşmaları hakkında ama e, Berkan'ın konuşmaları hakkında bir de evrimin konuşmalarına bakmak lazım. Evrimin konuşmalarına da aylardır beni buradan göndermek istiyorlar. Benimle baş edemediler ama ben onlarla baş ettim. Şimdi bir kere seni göndermek isteselerdi fırsatlar oldu seni göndermediler. Seni Cemalcan korudu. Yani herkes bana bunu yaptı derken ilk önce sana sahip çıkan Cemalcan'ı bir kenara koy. Onu bir ayır. Senin için ağlayan, senin için potoya giren adama bir, bir düşün. Ondan sonra ben devrime Evrim'e o Ama onlar zaman. kavramın içinde belki Cemalcan yok. <laughs> o zaman her deyince başkanına niye kızıyorsunuz o zaman? Herkes genel bir ifade. Herkes. Onlar her... da çok genel bir ifade. Onlar hiç, üçüncü çoğul şahıs. Onlar sev için. Siz ikiniz de onlar olabilir. Murat ile ben konuşurken sizin hakkınızda onlar diyebilirim. İki kişisiniz. Herkesden Üç kişi de bahsetmiş. onlar olabilir. İstersen tekrar da izleyesiz. Herkesten bu adadaki herkes beni yollamak için her şeyi yaptılar ama yapamadılar dedi. Tabii tabii Baş doğru. edemediler doğru dedi. dedi. herkesi. Baş edemediler dedi. Ama onu kurtarmak isteyen, onun için ağlayan Cemalcan da oldu. Baş edemediler değil. İsteselerdi bir şekilde öyle ya da böyle bunun için zorlardı. Ha yaparlardı, yapamazlardı. Bilemeyiz ama onu sevdikleri günler, onu korumak istedikleri günler de oldu. Onları da yaban atmamak lazım. Çünkü bu bir yarışma. Bu yarışmada öyle herkes birbirini korumuyor. Yani bu yarışmada korunmak, biri tarafından destek görmek ve o hafta elenmemek önemli bir değer. Bunu böyle bir röportajda böyle silip atamazsın. Cemal Can'ın senin için yaptığı şeyi silip atamazsın. Berkan'a evet herkes senden nefret ediyor kelimesi ağır bir laftır. Ama Berkan'ın bunu aa ben işte evrim yazılsın da evrim gitsin zaten oylama bitmiş. Neyin algısını yapacak Berkan? Neyi değiştirecek ki? Ben böyle konuşayım da insanlar evrimin ne kadar kötü olduğunu görsün de bana oy atsın evrimi atmasın mı? Oylama bitti. Onlar da biliyor zaten bunu. Kendilerini açık kadar oylama kapandı. Bir Algı değil Ama ya. Diyor. Algı yap. Söylediği ya. kelime ha, doğru bir kelime değil. Onu söyledim zaten. Algı o, yapmıyor. Herkes senden nefret ediyor kelimesi yanlıştır. Ama algıyla zerre kadar Hayır, alakası yoktur. Şunu unutmayın. Sakın unutmayın bunu. Bir yerde bir insan herkese problem yaşıyorsa bu herkesin problemi değildir her zaman. Bizde sürekli şu var. Dışlanıyor. Ay herkes ona kötü davranıyor. Ya biraz da bu taraftan bakalım. Berkan kötü, Nisa kötü, Cemacan kötü, Barış kötü, Elif kötü, Sercan kötü. Evrim mi sadece doğru olan? Ben de buna katılmıyorum. Çünkü niye biliyor musun? Bak ben evrimi çok savundum. Ama şimdi kızdığım o an <laughs> bunu kendi içimde çözemezsem ve senin en kötü şeyiyle sana vurmaya kalkarsam ben ayıp etmiş olurum. Evrim Yasin bu şekilde vurdu, konseyde vurdu. Yeri geldi Aycan'a bir hareketi vardı hatta ona çok kızmıştım ben. Hiç muhabbeti olmayan, hiç kırmayan onu Aycan'a bir hareket yaptı. Yeri geldi Nisa'ya yaptı. Yeri geldi Berkan'la ağır. Hep böyle çok sivri ve sert şeyler söyledi. Şimdi olabilir yarışma şartlarıdır. Bu asla Evrim'in kötü bir insan olduğunu göstermez ama sinirden böyle hatalar yaptı. E şimdi ben sana kötü söylediğim zaman sen bunu içine biriktirmez misin? Sen de insansın. Murat abi bugün kötü bir şey söyleyeyim. Üç ay sonra program bittikten sonra aklında kalabilir. Sana söyleyeyim. E siz üçünüz oturduğunuz zaman bana da bunu demişti. Sana da tabii ki insanlar bu konuştukça konuştukça büyür. İnsanların senin kötü huylarını biz konuştukça bunu büyütürüz. Dolayısıyla insanlar evrime karşı tepkililer. Çünkü biraz daha sivri konuşuyor. Evrimin tepkili olmak yok. Demin, Aynı şeyi söylüyor. Murat abi o fikre katılıyor merak ki. ettim. Yani Sema'nın hani şimdi sen kızana dersen konuşmanda biraz da diyorsun ki bu kadar kişi tepkiliyse vardır bir sebebi mi demeye getiriyorsun. Yani her zaman şu söyleyeyim. Bir cümle soruken bir cümle, bir bir cümle değil değil söylemek istiyorum. Ben bana soru soran bu giriyor. Ama hayır ben söyleyecektim bana sen, söz hakkı söyleyin. vermedi de o yüzden. Ama şimdi şöyle Olsa siz tartış, ikiniz tartış. uzun bir süre tartışma ben içerisine tartışmadım girdiniz. Tartışmadan dönmezse maliyet konuşur. Burada söz hakkı vermem gerekiyor şimdi. Hem senin konuşman da ile giriyor. Örnek vereceğim onun hoşuna gideceği bir örnek ver. Ver ondan sonra Murat abi. Sema'nın bu tezine asla katılmıyorum. Bir kişi herkese tartışabilir. O haksız diyemeyiz. Onu yani, demedim. O bir de buradan bakalım dedim. Onda da o diyorum? bir bir kişinin gözünden bakalım. O bir kişi kim mesela? Barış. Barış niye e, ilk günlerde çok fazla oyunun dışına itilmeye çalışıldı? Çünkü adam SMS'te 1 1 1 oldu. İşte arada İstemediler. Fark var. Onları adam suçlu mu şimdi SMS'te 1 çıktı diye suçlu mu abi? artık fark vereceğim. Var. Evet Murat abiciğim. Evet Murat abiciğim. <laughs> evet Murat abiciğim. Senin fikrin Çünkü neden? Biz Survivor'da bu klişeleri çok yaşıyoruz. Bir yarışmacı dışlanıyor. Veya o yarışmacı kendi problem çıkartıyor. Şimdi bunu biz izleyerek anlamaya çalışıyoruz. Evrim'in durumu sizce nedir? Şimdi birçok bir yarışmacı Evrim'le ilgili konuşuyor. Evrim'in durumu bana göre... Yani diğerlerinden çok farklı bir kadın değil yani. Sanki diğerleri sütten çıkmış ak kaşıkta. Evrim de Survivor'a geldiği günden beri bütün adayı karıştırıyor. Bütün adada şunu yaptı, bütün adada bunu yaptı. Herkes bir şey yaptı kardeşim Survivor'da bugüne kadar. Yani... Şu ana kadar Survivor'da ay harika hiçbir şey yapmadı. inanılmaz şeyler yaptı. Hep öyle mi yani? Yok. yok. Yani Survivor başladığı günden beri 50 tane hata yapan oldu ya. İşte bunu Murat ha, yani, abicim. da bunu, bu herkes, evrime bu kadar. bunu herkes kendi kalbiyle düşünüyor. Mesela ben Berkan olarak bana o söyleyen evrim. Çünkü benim Berkan olarak ben kimseyle problem yaşamıyorum. Herkese aramayı. Bar... Nasıl yaşamıyor Berkan kimseyle problem? Berkan'ın büyük problem yaşadığı kim var? Kim, kim yok? Kim var? Herkesle yaşadı. Yunus Emre ile yaşadı. Ben bu noktada yaşadı. Murat abiye abi biraz katılıyorum. Ben bu devam. noktada Murat abiye biraz katılıyorum. <laughs> sen, sen bana şeker veriyorsun. Ben, ben de katılıyorum. Ben devamlı sana ediyorum. Ben girmek istemiyorum. Sen şeker veriyorsun. Ben sakinim şu anda farkındaysan. Şimdi abi bak, ben sana bir şey söyleyeyim. Burada Evrim'in hiçbir diğerlerinden çok 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 farklı bir durum yok kardeşim. Evrim de hatalar yapıyor. Var farkı biliyor musun? Ne farkı var? Diğerlerine göre daha dürüst konuşuyor bence kız. Ya diğerlerine göre da daha daha dobra. Bak Acun abi canlı evet. yayınlar yaptı. Kız ne dedi biliyor musun? Şu arkamda gördüğünüz isimler var ya dedi. Şunun 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 dedi. Hiç şampiyon olmasını istemiyorum biliyor musun dedi. Onu da o hareketinden dolayıydı. Onu bir şey yapmış. Şimdi diğer yarışmacılara söz veriyorlar. Murat abi evet. mi ay o bal bal şeker şeker Semih mi o muhteşem bir insan kalbimin içinden evet. Sema mı ya onu gördüğüm zaman dünyalar sanki cennetin kapıları. Ya bu kadar da abartı süslemeye de gerek yok. Evrim de dedi ki istemiyorum Murat Özer'in şampiyon olmasın dedi. Bana uygun bir tip değil dedi. Şimdi bunu söylediği zaman tabii ki Murat abiden tepki almasın o. Ha, i̇şte fark yani, mı onu söylüyorum. Kız, kız kardeşim kız ne varsa söylüyor ve Söylediği içinde bir laf vardı değil mi? Doğru söyleyeni köyden kovarlar diye. Şimdi bu kadın söylüyor. Ta, bak şimdi söylediği zaman şöyle bir şey var. Mesela rakiplerinin tuttuğu insanlar var, taraftarları var değil mi? Hı hı. Şimdi bu kadın Evrim bir şey söylüyor. Mesela diyelim ki Hüseyin'e söylüyor. Hüseyin'in fanları bir anda Evrim'i kötü kadın ilan ediyorlar. Halbuki doğruyu söylüyor Evrim bazen. Evrim hep kötü mü söylüyor? Hep hatalı mı söylüyor? Olabilir Murat abi ama Hüseyin onu kötü kadın ilan edince problem oluyor burada. Ya kardeşim. Hüseyin de... de onun davrandığı gibi davransın. Tamam mi? ben de diyorum ki sana Hüseyin'in beni Evrim'i Hüseyin'in ne düşündüğü beni alakadar etmiyor. Ben burada yorumcu olarak ben bakıyorum. Ben baktığım zaman Evrim de hatalar yapıyor. Evet. Diğerleri haklısın, de yapıyor kardeşim. Haklısın. Yani burada Evrim'i Survivor'ın en kötü kadını Evrim Survivor'da adayı parçaladı. Evrim bunu yaptı. O kadar değil. Bunu kimse söyleyemez zaten. Söylüyorlar, yani söylüyorlar. söylüyorlar. Al işte yarışmacılar gelmiştir. söylüyor. Peki o bir sen çok güzel et. bir şey söylüyor. Yasin mi? söylüyor. Berkan söylüyor. Herkes söylüyor. Şu yani. anda bütün yarışmacıların yaptığı açıklamalarda okların evrime döndüğünü görüyoruz ya. Evet. Bizim de tahminimiz şu yönde evet. evrimin SMS'te en düşük aldığı yönünde. Evet. Bu hafta çıkacağı potada o zaman tahminimizde evri, evrimin eleceğini tahmin ediyoruz değil evet. mi? Sürpriz de olabilir. Evet. Diyelim ki bizim tahminimiz gerçekleşti. Evrim gitti. Gittikten sonra ne olur? Evrim gittikten sonra Hiçbir şey olmaz, evrim Çarşı, olmaz. Gittikten... Çarşı karışır bak öyle söyleyeyim sana Evrim <laughs> gittikten sonra Şimdi ev, bak evrim öyle bir tip Yine kötülükler bak, devam eder yani Evrim öyle bir tip ki Şimdi bak evrim zincirleri bozuyor Şimdi öz, özel hayatımızda öyle tipler vardır Mesela bir grup vardır o gruba girmezsin Mesela grup yaparlar seni almazlar o gruba Seni dışlarlar Sen fakat bazı şeyleri söylersin Söyleyince zincirin bozulduğunu görüp seni atarlar oradan İstemezler Anlatabiliyor muyum? Hı hı